Diyelim ki bir ipim olsun. Şöyle bir ip çizelim. İpin sol ucundan tutup yukarı çekip sonra da eski konumuna getirdiğimizi düşünelim. Bu hareketin sonunda ipin nasıl bir şekle gireceğini inceleyeceğiz. Eğer bu ucu yukarı kaldırırsam sizin de kolayca hayal edebileceğiniz gibi ip şu noktaya kadar yukarı kalkar ve sonra bu şekli alır. İşte böyle. Şimdi bu ucu hızlıca aşağı indirelim ve sonuçta nasıl bir şekil göreceğimize bakalım. Bu sırada sol uç ilk konumuna gelecek. İpin sol ucu aşağı inmesine rağmen bir önceki zaman diliminde ipin bu noktası hala yukarı doğru bir ivmeye sahipti. Sol ucun aşağı çekilmesine rağmen bu nokta hala yukarı doğru ivmeli. Öyleyse bu nokta yukarı doğru hareketine devam eder ama tabi yavaşlayarak. Yavaşlamanın nedeni ise ipin artık sol taraftan aşağıya doğru çekiliyor olması. Şekil olarak böyle çizebiliriz. Bu hareket sağa doğru ilerler ve ip bu şekli alır. Bu hareketin başlangıç noktası. Ve şimdi ipi aşağı doğru buraya kadar çekelim. İp şimdi nasıl bir şekil alır? Bu nokta buraya kadar belirli bir ivme sayesinde çıkmıştı. Ama şimdi hızı soldaki taraf onu çektiği için sıfırlanır. O zaman bu nokta konum değiştirir ve buraya gelir. İpin üstündeki bu nokta yani mor çizimdeki kısım yukarı doğru ivmeye sahipti. Şimdi bu nokta her ne kadar yavaşlasa da yine de yukarı doğru hareketine devam eder. İpin geri kalan kısmını da kendisiyle beraber sağa doğru çeker. İpin durumu budur. İşte böyle. Son olarak ipin ucunu tekrar başlangıç noktasına çekeceğim. O zaman sol uç burada olacak. Bu nokta bir önceki zaman diliminde aşağı doğru hızlıca hareket ediyordu. Hareketine devam ederek aşağı iner. Bu da aynı şekilde. Bu nokta ise yukarı doğru ivmeye sahipti. Öyleyse yukarıda olacak ve tabii hemen sonra yer değiştirmeye hazır. Buraya kadar ipi başlangıç noktasından bir kere yukarı ve aşağı çekerek tekrar başlangıç noktasına getirdim. Bu döngüyü bir kere yapınca ipin son hali bu oldu. Eğer ipin sol ucunu başlangıç noktasında bırakırsam da bu şekil ip boyunca ilerler. Bir sonraki zaman diliminde ipin şekli nasıl olur? Bu nokta sol kısımdan yukarı çekilir. O yüzden de dinlenme durumundaki konumuna geri döner. Bu nokta ise sol yanındaki nokta tarafından aşağı çekilir. Burası da aynı şekilde bu nokta bir önceki zaman diliminde yukarı doğru ivmeye sahipti. Öyleyse bu nokta yukarı hareket edecek ve ip bir sonraki zaman diliminde bu şekli alacak. İşte şöyle çiziyorum. Eğer ipe başka bir şey yapmazsam ve sürtünme ile enerji kaybedilmediğini de kabul edersek bu şekil ip boyunca sağa doğru ilerler. İpe gelecek bir zamanda bakarsam ip bu şekilde görünür. Gözleme devam ettiğim sürece bu şekli görürüm. Aslında bu şekle rahatsız edilme, sarsıntı ya da perturbasyon diyebiliriz. İp bizim tarafımızdan rahatsız ediliyor. Çünkü hareketsizken birdenbire hareket ettiriliyor. Bence bu metafor olayı en iyi anlatan metaforlardan biri. İşte buradan bahsediyorum. Peki size sorsam dalga nedir? Bu örnekte dalga, Pertürbasyonun yani sarsıntının ip boyunca ilerlemesidir. Pertürbasyonu titreme gibi düşünün. Genel olarak dalganın tanımını yapmak istersek dalga boşlukta ilerleyen titreşimdir diyebiliriz. Diğer tanımlar şunlar olabilir. Dalga titreşimin bir ortamda enerji yayarak ilerlemesidir. Ortam dalganın içinde hareket ettiği yerdir. Bu örnekte ortam iptir. İkinci tanımı pek kullanmak istemiyorum. Çünkü aslında elektromanyetik dalgaların bir ortama hiç ihtiyaç duymadan da ilerlediğini biliyoruz. Elektromanyetik dalgalar boşlukta ilerler. Bu yüzden biz daha genel bir tanım kullanalım. Ve diyelim ki dalga uzayda ilerleyen titreşimdir ve genellikle enerji transfer eder. Peki enerji transferi ne demek? İpin sol ucunu hareket ettirerek ipe enerji vermiş oldum ipin ucunu yukarı ve aşağı hareket ettirdim. Sonra eski konumuna geri getirdim. Bu hareket sırasıyla ipin sağında olan noktalarda da görülür. Yeteri kadar beklersek ipin bu noktasının yukarı, aşağı, eski konum hareketini yaptığını görürüz. Başlangıçta benim yaptığım hareket bu nokta tarafından da tekrarlanır ve böyle sürüp gider. Böylece başlangıçta ipin sol uç noktasına benim verdiğim enerji ip boyunca transfer edilmiş olur. Bu noktaya bir cisim koymuş olsaydım, dalga bu noktaya geçerken ilk olarak cismin yükseleceğini, yani potansiyel enerji kazanacağını görecektik. Yani bu örnekte dalganın titreşimle enerji ilettiğini görüyoruz. Çizdiğim dalga sadece dalganın bir çeşidiydi ama bu mekanizma bütün dalgalar için geçerlidir. Örnek olarak başka bir dalga çeşidi olan ses dalgasına bakalım. Ses dalgasının içinden geçtiği ortam havadır. Hava moleküllerinin de bir yoğunluğu vardır. Şu şekilde çizelim. Burada da kolayca titreşebilen ince bir zar olsun ya da hoparlör diyelim. Mavi ile bir yüzey çiziyorum. Hoparlörden gelen ses dalgaları ortama yani havaya doğru bir hamle yapacak ve sonra geri gelecek. Yukarıdaki örnekte ipi yukarı aşağı sallamıştım. Burada ise hoparlörün hareketi sonucunda oluşan ses dalgalarının havayı ileri geri ittiğini düşünebilirsiniz. Nasıl bir şekil ortaya çıkar dersiniz? İtmeden hemen sonra yüzeydeki moleküller sıkışır. İşte böyle birbirlerine tutunan, sıkı sıkıya olan hava moleküllerinden bahsediyorum. Zar geri çekildiğinde ise burada daha az hava molekülü olur ve sıkışmış moleküller birbirlerinden uzaklaşmak ister. Uzaklaşırken de yanlarında moleküllere rast gelirler. Çarpışırlar ve çarptıkları hava molekülleri eski yerlerine geri dönerler. Yani buradaki rahatsızlık perturbasyon ya da titreşim moleküllerin komşularına çarpmasıdır. Eğer gelecek bir zaman diliminde buraya bakarsak bu bölge normal görünür. Şekli silip başlangıç durumunu tekrar çizelim. Evet, işte böyle burası normal görünür. Moleküllerin sıkışmışlığı ise buraya ulaşır. Görüyorsunuz burası epey bir sıkıştı. Sıkışmadan hemen sonra bu bölgeyi düşük basınçla görürüz. Eğer bu dalgayı çizseydim ve zarda titreşimine yani sağa sola hareketine devam etseydi o zaman karşımıza çıkan durum moleküllerin seri halinde sıkışması olurdu. Örneğin bu bir sıkışma, burada da başka bir sıkışma var. Diğer bir sıkışma ise burada vesaire. Bu sıkışmış kümelerin arasında hava yoğunluğu daha düşüktür. Burada bir ses dalgasının havada ilerleme durumuna baktık. İşte burası bir ses dalgası. Dalganın titreşim ve ilerleme doğrultusu birbirine paralelse bu dalgalara boyuna dalgalar denir. Bunların bir diğer adı da sıkışma dalgalarıdır. Çünkü sıkışma sebebiyle oluşurlar. İp örneğimizde ise bunlar enine dalgalardı. Çünkü buradaki titreşim ve ilerleme doğrultusu birbirine diktir. Yani burada dalga sağa doğru ilerler ama ortamın kendisi olan ip yukarı aşağı hareket eder. Aşağıdaki örnekte ise ortam sağa sola hareket ederken dalga sağa doğru hareket ediyor. Yani aynı eksen üzerindeler. İlk örnekte hareketi bir kere yaptım. Yani ipi bir kez salladım. Yukarı, aşağı ve ilk konuma geri dönüş. Sonuçta da bu tek titreşimi elde ettim. İşte buna dalga pulsu ya da atması diyoruz. Eğer yukarı aşağı ipi sallama hareketini periyodik olarak durmadan sürdürseydim o zaman periyodik bir dalga oluştururdum ve ip bu şekilde görünürdü. İşte şöyle çiziyorum. Sağdaki puls ipin sol kısmına ilk hareket ettirdiğimde oluşan dalga atımı. Bunu da yazalım. Periyodik dalga. Periyodik dalgaların dalga boyu, frekansı ve hızı arasında nasıl bir ilişki olduğuna diğer videolarda değindik. Burada o detaylara girmiyorum. Daha ziyade günlük hayatımızda çok kullandığımız dalga kavramını size daha bilimsel bir açıdan anlatmaya çalıştım. Dalga deyince aklımıza bir şeyler geliyor ama aslında dalga bir ortamda ilerleyen titreşim ya da perturbasyon, yani orada bir sarsıntı oluşturan bir varlık. Bu sarsıntı da birçok biçimde görülebilir. İp örneğinde enine dalgaları, ses örneğinde boyuna dalgaları gördük. Ses dalgalarında hava moleküllerinin yoğunluğuna baktık. Aslında burada bir bağıntı var. İsterseniz videoyu bitirmeden bunun yoğunluk konum grafiğini çizelim. Sıkışmayı matematiksel ifade edebiliriz. Bu çizgi ortada ses dalgası yokken bir nevi dinlenme halindeki yoğunluk olsun. Yoğunluk değişimi grafiği bu şekilde olur. Burada yoğunluk yüksek, buradaysa düşük. Burada yine yüksek yoğunluk vesaire. Eğer grafiği çizersek ip örneğindeki gibi enine bir dalga görürüz. Zaten bu yüzden moleküller kümeler halinde. Moleküllerin gruplaştığı yerde yoğunluk yüksek. Sıkışma dalgasını boyuna dalgadan daha farklı düşünsek de matematiksel olarak bunlar aynı şeylerdir. Elimizde bir nicelik var. Yoğunluk ve zaman içinde değişiyor. Burada ise yükseklik ya da dinlenme durumundakine kıyasla kat edilen mesafe zaman içinde değişiyor. Zaten kavram aynı olduğu için her ikisine de dalga diyoruz.